Peki burada bir sarı kart olmalıydı. Dorukhan'ın pozisyonu 77. dakika. Dorukhan çok da olmamıştı oyuna gireli. Direkt kırmızı kart gördü bu pozisyonda. Flavio ile Dorukhan arasındaki bu mücadelede Dorukhan'ın hamlesi Flavio acı içinde yerde kaldı. Feyyaz Hocam. Net kırmızı. Yani Kırmızı. Dorukhan'ın ayağını çekmesi lazım. Ayağını devam ettiriyor hareketine. Net İyi kırmızı ki Dorukhan. buraya geldi. Çok Çok da tehlikeli yere gelebilirdi. Zaten aldığı sonraki zarbeden pozisyon bayağı ayağının bir adeleyi zaten. Adeleyi. Evet, kırmızı kart nereden belli? Dorukhan hiç ne yaptığını biliyor, itiraz Biliyor, etmedi. Biliyor. Ya buna söyleyecek Vurduğu bir şey oyuncu biraz. kim o? Yabancı mı? Flavio. Flavio'ya geldi. Allah muhafaza biraz daha yukarı gelse sünnet olacak çocuk. Onun için dedim hani iyi ki bu tarafına gelmiş Ameliyatsız yani. sünnet. Bak. Of. Biraz ortaya gelsin. Dorukhan biraz yukarı apandisit. Apandisit olmaz, sünnet olur. Kap geldi, evet. Fenerbahçe İrfan Can'ı kamuoyu aydınlatma platformuna bildirdi. Görüşmelere başlanmıştır şeklinde bir resmi açıklamada İrfan Can'la ilgili Fenerbahçe'den geldi. Dolayısıyla bu İrfan Can'la ilgili yoğun transfer evet. yarışını birkaç gündür ben, kamuoyunu meşgul eden Fenerbahçe ben, bu şekilde noktalıyor. Tabii hayırlı olsun. Dün de söyledim. Galatasaray veya Fenerbahçe alırsa ama öncelikleri İrfan Can'dan daha önemli. Nasıl oyun kurucu demiştim Galatasaray'ın bir 6 numara ihtiyacı var oyun kurucuya. Fenerbahçe'nin mutlaka iyi bir santrafor ihtiyacı var. Tabii bir gün kaldı transfer hepimizin bildiği gibi. Belki alacaklardır. Ama Fenerbahçe'nin özellikle üretkenlik, ileride bir oyunu üzerine kurabileceği bir santrafor ender ihtiyacı var. Ben de katılıyorum. Esas ihtiyacı olan o. Transfer önemli, evet yapmak her kulüp için. Yani önemli oyuncular alınıyor, ediliyor. Ama en önemli sisteme, düzene, saha içindeki senkronize hareket edebilmesi için ve de Fenerbahçe'nin hücum üretkenliğini artırması için evet. yani iyi bir santrafora da ihtiyacı var. Hem Mesut performansının da seviyesini yukarı çekmesi için. İrfan Can'dan daha öncelik transfer bana göre olduğunu düşünüyorum. Belki onu da yarın Alacak. Onunla ilgili bir hamle olacaktır, alacaklardır. Peki bu tarz transferlerde rakibin güçlenmesini engellemek de bir ikinci hamle olarak değerlendirilebilir mi? Değil. Bunu Aziz Yıldırım çok yapardı. Bunu bir de Milan çok söylerdi. Milan çok çok iyi yapardı. Milan takımı hatırlasana mesela Marco van Basten değil mi hocam? Yanında Gullit'le oynardı. Rucescu vardı. Roman milli takım evet. santraforu vardı bench'te. Papen vardı. Bench'te hatırlarsın. Papen. Bir tane daha santrafor. Yani diğer isterlerdi vermezdi. Ama ne yaparlardı? Ya yani Galeane bununla ilgili de söylerdi. Yani rakiplere niye verelim? Biz en iyi santraforlar arıyoruz. Oynayanlar oynuyor, oynamayanlar kulübede daha rahat biz şampiyon oluruz ve de Şampiyonlar Ligi de kazanıyoruz. Niye rakibe silah vereyim diye böyle bir kulübün uygulaması vardı. Şimdi nasıl olacak? Politikası. Hani? Abdullah Avcı geldi, hemen gidelim. Bana bir arkadaşım Trabzon'dan hem de enteresan bir büyük efendimiz. İyi akşamlar. Teknik direktörümüz Sayın Abdullah Avcı önce maçın bir değerlendirmesini yapacak ve sonrasında da varsa sizlerin sorularıyla basın toplantımızı sonlandırmış olacağız. Hocam buyurun. Evet. 8. gün. Üçüncü maç. Çarşamba günü final. Ligin en kaliteli takımlarından bir tanesine Başakşehir'e karşı. Arkasından üç gün sonra da ligin lideri coşkulu, iştahlı, hücumda sayısal olarak da fazla oynayan ve formda bir takıma karşı bugün hazırlandık. Özellikle oyun istediğimiz gibi başladı. Geçişlerde yakalamıştık ama geçişlerde şöyledir. Ya hata sonuçlandıracağım veyahut da geçişlerde bekleyip topa sahip olup üçüncü bölgedeki set oyununu oynaman gerekiyor. Bazen erken kaybedersen rakip de önde sayısı olarak fazla kaldığında seni geriye doğru koşturabiliyor. Onun için öne de geçtiler. Özellikle kenar ortalarda sayısı olarak çok fazla geliyorlar. Sonrasında özellikle üçüncü müsabakada vazgeçmeden böyle bir büyük bir takıma karşı tekrar hamle yapıp tekrar oyunun içine girmek ve kazanmak son derece önemliydi. Çok değerli bir çıkışımız var. Mesleki anlamda güzel duygular yaşatıyor. Çok karakterli, 25-26 yaş ortalaması bir takım verdiğimizi almaya ve uygulamaya çalışıyor. Bu beni mutlu ediyor. Hafta hafta bakıyoruz. Parçadan bütüne giderek bakıyoruz. Her hafta kazanma duygusuyla sahaya çıkıyoruz. Beraber oynayan, beraber düşünen, yüksek enerjili olan bir grup var. Öncelikle onlara teşekkür ediyorum. Trabzon
şehri ve Trabzonspor her zaman yukarılarda olur. Ve bu adım adım tekrar kendimizi yukarıya doğru atıyoruz. Ama dediğim gibi her hafta kazanıp bir sonraki haftaya hazırlanmak bütün. İnişler çıkışlar olacak ama takım olma yolunda önemli adımlar atıyoruz. Onun için öncelikle Trabzon'umuza hayırlı olsun. Hem kupa hem 3 gün sonraki İstanbul'daki ligin, benim de geçen sene çalıştığım, bugün Beşiktaş'tan ayrılalı 367 gün. Yani 29'unda ayrılmıştım. 367 gün tam bir sene sonra tekrar burada olmak güzel. Tarihine saygı duydum. Şerefli hakkısına. Sayın Süleyman Seva'ya tanışma fırsatı buldum. Çok değerli kulüpte hem görev yaptım. Bugün rakiptik. Bunlar var. Ayrılıklar var. Beraberlikler var. Hepsi içinde var. İyi bir takım. İyi bir yoldalar. Hocaları da iyi bir hocaları da var. Onlara da başarılar diliyorum. Soru var mı? Buyurun. Hocam, hem bir sene sonra tekrar buraya geldik. Baktığımızda Trabzonspor üst sıralara doğru çıkmaya başladı. Zirveyle aradaki puan farkına baktığınızda Trabzonspor'un zirve yarışındaki şansını nasıl görüyorsunuz? Ya sezon başı gelmiş olsaydınız daha mı çok puan doldurdunuz? Ya sezon başını bilemem. Mevcutta geldiğimden günlere bakıyorum ve puan durumuna hiç bakmadım inanın. Hani benim ligin tepesindeki takımda ne puan farkım var bilmiyordum. Şimdi biraz evvel soyunma odasında öğrendim. 11 puanmış, 8 puana düşmüş. 3 günde bir maç oynuyoruz. Yorgunluklar çok fazla var. Bütün takımlarda var, sadece bizde değil. Kronik yorgunluklar başladı. Hep ifade ediyorum, sağlıkla boğuştuğumuz dünyada futbol sektörü ayakta durmaya çalışıyor. Onun için kavganın, kaosun olmadığı, çatışmanın fazla olmadığı, insanlara güzel şeyler seyrettirebilmek benim bütün amacım, gayem. Onun için dediğim gibi hep her hafta kazanma duygusu. Şimdi bu bitecek. 4 gün sonra Perşembe günü Denizli Spor maçı var. Onu en iyi şekilde hazırlanmamız gerekiyor. Başka soru var mı? Şimdi bilim zaten bu Covid sonrası sporcular üzerinde yapılan bir takım araştırmalarda bu kronik yorgunluklar ve sakatlanma riskleri ortaya çıkacak. Birçok kulüplerde de bunlar var. Kolay süreçler değil. Parmak kupa finalinde sakatlanmıştı. Rekabet kulüpte artıyor transferlerle. Oyuncular formalarını kaybetmek istemiyorlar. Abdülkadir bu kulübün hem altyapısından yetişmiş değerli bir oyuncusu. Ona bıraktım. Sorumluluk almak istedi. Oynamak istedi ama oyunun başında bu oldu. Yapacak bir şey yok. Onun için en kısa sürede tekrar sağlığına kavuşup aramızda olması bütün arzumuz, isteğimiz. Hocam, benim son sorum var. Maç öncesi şöyle bazı eleştiriler olmuştu. Hem Beşiktaş hem Trabzonspor'dan ücret alan bir hoca anlamında sizi lanse etmişlerdi. Konuyla ilgili siz Beşiktaş kulübüyle görüştünüz mü? Nedir son durum? Bu işler hukuksal işler. İsterseniz şöyle çok kısa bir cevap vereyim. Yani vermem doğru olur mu olmaz mı onu bilmiyorum ama hukuksal işler. Ben mesleki anlamda Başakşehir, milli takım, Beşiktaş ve bugün de Türkiye'nin en büyük kulüplerinden bir tanesi Trabzonspor'u çalıştırıyorum. 4 kulüp, çok fazla dolaşmadım. 4 kulüpte de ne girerken ne çıkarken para konuşmadım. İmza atarken, buna milli takımdan dahil, çıkarken de dahil. Bunu en yakın zamanda da sorarsınız. Abdullah Avcı'yı parayla kimse şey yapamaz, tartamaz. Ben bunu daha evvelden de ifade ettim. Bana nasıl hissettirirseniz ben öyle davranırım. Bundan sonrasını hukuksal işte dediğim gibi Beşiktaş'ın tarihine, içindeki camiasındaki insanlara, kulübe son derece saygım var. Onun için onlara da başarılar diliyorum. İyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar.